kablosuz başkanım. He? Bağlantısız bunlar sadece. Anladım. Şey yere koysan almaz mı şuradan? Ses alıyor mu? Yani ses almaz başkanım. Ama bizde bir şey yok. Bütün konuşmaları televizyona yansıyor. Ben bir sorayım o zaman. Niye buraya koyuyorsunuz mikrofon? Şey yapmayayım mı? Ortam... Yani şu an biz mikrofondan alıyoruz sesi de başkanım, o yüzden. Ben bir sorayım onu rejiye. Ona göre ayarladık. Ona göre ayarladık da mikrofondan alıyoruz. Neyse bu seferlik öyle olsun da biz de şey yapamıyoruz. Yani anlaşım, bir daha sefer mesela şöyle uzaktan olabilir. Buradaki konuşmalar da ortamdan almıyor mu? Yok. Allah Allah. Bunlar kapalı. Ya ondan almıyor, biz alıyoruz. Tamam. Şey yapacağız bunu kapatıp şey yapıp burada konuşacağız. Tamam. Dilekçeyi istedim başkanım. Gönderemiyorum dedi WhatsApp'tan. Elden götüreceğim dedi. Hı. Koyar mısın? Koyar mısın? Yetmiyor mu? Gerçi yeter. Sayın meclis üyeleri, sayın bürokratlar, bizleri izleyen değerli hemşerilerim, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimini açıyorum. Şimdi yoklama yaptıracağım. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Alpaslan Ünüvar, Atsız Avşin Yılmaz, Ferhat Aktan, Haluk Bozdoğan, Hidayet Kılınç, İsmail Tepebağlı, Mustafa Çetinkaya, Muhammed Gültak, Mücahit Aktan, Mükerrem Tollu, Neşet Tarhan, Volkan Şeker, Abbas Çevik, Abdurrahman Yıldız, Ahmet Çetin, Ahmet Durak, Ahmet Gökulu, Ahmet Yalçın, Ahu Koşar, Ali Boltaç, Ali Deniz, Ali Dinsever, Ali Doğaner, Ali Tanrıverdi, Ali Uçça, Ali Uyan, Ali Yılmaz, Aysel Mavioğlu Öner, Bedri Dursun, Bedriye Kuş, Burak Parça, Bünyamin Önel, Duran Kara, Erdal Karan, Erden Doğruöz, Erhan Çontar, Fahrettin Kılınç, Gülcan Kış,
Halit Çortul, Haluk Mutluay, Hasan Özalp Önal, Hasan Tüzün, Haşim Tuluk, Hayrettin Orgun, Hüseyin Yeşil, İsmail Yerlikaya, Kazım Kılınç, Kerim Şahin, Mahmut Tat, Mehmet Çelik, Mehmet Emin Kurt, Mehmet Semih Nane, Mehmet Topkara, Mehmet Yıldız, Mevlüt Ekmekçi, Mevlüt Ok, Muhittin Ertaş, Murat Sakıçoğlu, Mustafa Akın, Mustafa Umut Yılmaz, Nazım Çabuk, Osman Çöl, Osman Yasin, Özgür Emire, Rahmi İlik, Sadık Altınok, Selahattin Arslan, Serhat Servet Dövenci, Tuncay Gökçel, Turhan Tuna, Ümran Timur, Ünzile Kuru, Yusuf Maksudi Duman, Yüksel Çelik, Yüksel Patır, Zafer Şahin Özturan, Zekeriya Özgür. Mazeretler var başkanım. Şimdi mazeretleri okutup oylarınıza sunacağım. Mustafa Çetinkaya, Mücahit Aktan, Ali Deniz, Hasan Tüzün, Nazım Çabuk, Yüksel Çelik, Yüksel Patır, İsmail Yerlikaya, Mustafa Gültak. Mazeretler oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı yeter sayısı vardır. Şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz ve bu ülkeye emeğe geçen tüm değerlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Şimdi gündem dışı konuları okutarak gündeme eklenmesi konusunda oylarınıza başvuracağım. Buyurun. Kültür AŞ'nin 2020 yılında yapacağı toplantılar için belediyemizi temsilen isim belirleme konusu. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce meclis çalışmalarımızın daha düzenli geçmesi için meclis çalışma düzenini
düzenleyen, yönetmenlikte amir hükümlerde yer alan bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirleme yetkisi başkana aittir. Biz bugüne kadar böyle bir uygulama yapmadık, ancak gündeme aldığımız bir madde gereği, dilek ve temenniler maddesi gereği buradan yerinden bizden söz ile söz talebinde bulunan, yazılı olmadan söz talebinde bulunan arkadaşlarımıza gündemin dışındaki bazı konularla ilgili değerlendirme yapmak üzere konuşma hakkı veriyoruz. Gündemle ilgili usul hakkında, yani hem gündemle ilgili hem de usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere başkan birer üyeye söz verebilir. Yapılacak konuşmalar en fazla 10 dakika ile sınırlıdır. Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir. Bir madde müzakeresi yapıyoruz bir konuda. O maddeyle ilişkili, yani gündemle ilişkili söz istediğiniz zaman bugüne kadar yaptığımız uygulamalar her arkadaşımıza biz bu söz hakkını kullandırıyoruz. Meclisteki konuşmalar başkana hitaben yapılır. Başkan her zaman söz hakkına sahiptir. İhtisas komisyonları ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmalar 20'şer dakika, üyelerin konuşmaları ise 10 dakika ile sınırlıdır. Mecliste düzenin sağlanması alt başlıklı 12. maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, yani bir maddeyle ilgili konuşurken söz isteyip farklı konulardan bahsetmesi, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler başkan tarafından uyarılır. Buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclis dışına çıkartılır. Meclis görüşmeleri sırasında sükunetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilmeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir. Bugüne kadar yaptığımız birleşimlerde ben başkan olarak bu kuralları azami bir şekilde riayet etmeye çalıştım. Sizlerden de ricam, meclis üyelerimiz olarak meclis çalışma yönetmenliğinde yer alan amir hükümlere uygun davranışlar içerisinde olmamız. Yani benim işimi rahatlatmanız. Böylelikle daha sakin meclisler geçer, daha ne konuştuğumuz anlaşılır. Müzakere ettiğimiz konularda daha rahat uzlaşabiliriz ve anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Şimdi gündeme geçmek istiyorum. Gündeme geçmeden önce bir önceki tutanak özetinin tarafınıza gönderildi. Onun oylamasını yapacağım. Tutanak özetinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündeme geçiyorum. Gündemimizin 3. maddesi komisyonlardan gelen konular. 1. madde okutuyorum.
Çamlıyel ilçesi Namrun Mahallesi 6233 nolu parsel ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı ve kamuya fayda sağlayacağı anlaşıldığından kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli Mahallesi 955 ada 4 parseli de kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun 7-9. Maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında 135 kişi taksim hektar konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 21.11.2019 tarih ve 2019 taksim 55E 2019 taksim 1324 K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. İsmail Başkan, bir önceki konuyla ilgili mi? Peki bir söz verelim başkanımıza. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Çamlıca merkezde tek düğün salonumuz vardı. O da kardan yıkılmıştı. Bu vesileyle yeni bir düğün salonu yapmak için yer arz etmiştik. Sizler de uygun gördünüz. Hem sizlere, hem meclisimize, hem ihtisas komisyonuna bu konuda teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Şimdi ikinci maddeyle ilgili söz talebi yoksa oylarınıza sunuyorum. İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Mersin ili Mezitli ilçesi TC Mahallesi 224 ada 5 parseli de kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında 135 kişi taksim hektar konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 12.09.2019 tarih ve 2018 taksim 1695E 2019 taksim 937 K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Tarsus ilçesi Kalburcu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan bulvarı üzerinde UKEME Genel Kurul kararında belirlenen yerlere orta reviş açıklarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işaretlenmesine ilişkin teklifin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde okutuyorum. Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına 07.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makamınca onaylanarak plan hükümlerini 8.7.14 nolu plan hükümlerinin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.08.2017 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planına da eklenmesinin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Tarsus Belediye Meclisi'nin 21.05.2020 tarih ve 2020 taksim 4.1.52 sayılı kararı ile Mersin ili Tarsus ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3129 ada 3 parsel numaralı taşınmazın batısından geçen imar yolunun Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2017 taksim 931E ve 2018 taksim 1551 sayılı kararı doğrultusunda kaldırılmasına 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyor. Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli Mahallesi 956 ada 2 parselde kapsayan bölgenin Mersin Adana planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği kapsamında 135 kişi taksim hektar konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2019 tarih ve 2019 taksim 1129E 27.02.2020 tarih ve 2019 taksim 1129E 2020 taksim 225K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerekli olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. MUT Belediye Meclisi'nin 07.10.2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen MUT ilçesi Barabanlı, Güllük ve Karşıyaka mahalleleri sınırları içerisinde 3 adet trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi Güllük Mahallesi TR2 trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifini şehircilik ilke esaslarına aykırı bir şekilde planlandığı anlaşıldığından idaresine iadesine Karşıyaka Mahallesi TR1 trafo alanı ile Barabanlı Mahallesi TR3 trafo alanının ise idaresinin geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Tarsus Belediye Meclisi'nin 04.02.2020 tarih ve 2020 taksim 2128 sayılı kararı ile Tarsus ilçesi Şehit İshak Mahallesi 3973, 74, 75, 76, 77, 79, 4542, 43, 4552 ve 53 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifinin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Torosa ilçesi Kaşlı Mahallesi 889, 890, 891 parselleri ilişkin açılan davanın sonucunda Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2020 tarih ve 2019 taksim 857E, 2020 taksim 279K sayılı kararın Mulgadoru Kent Belediye Meclisi'nin 13.06.1995 tarih ve 11A sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı usul yönünden tamamına yönelik iptal edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu alanın ihale sınırları içerisinde bulunduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 04.09.2015 tarihi itibariyle çalışmalara başlatılan Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri ilave ve revizyon Nazım İmar Planı 2. etap planlama bölgesi kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Toroslar ilçesi Yanlıayak Mahallesi 10.199 ada 2 parselin teknik altyapı alanı olarak işaretlenmesine ilişkin kararın Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 13.02.2020 tarih ve 2019 taksim 21E 2020 taksim 183K sayılı kararı ile planlamada uzun süreli olma ilkesine uygun olacak şekilde bölgenin ihtiyacı olan başka bir kamusal hizmetin sunumuna yönelik olacak şekilde planlaması yönünde iptal edildiği anlaşıldığından dava konusu taşınmazın genel otopark alanı olarak işaretlenmesinin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde okutuyorum. Tarsus Belediye Meclisi'nin 21.05.2020 tarih ve 2020 taksim 4-1-51-1 sayılı meclis kararı ile Mersin ili Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi 163 ada 423 parselin akaryakıt ve servis istasyonu artı LPG olarak işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişiklik teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından idaresinin geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Yenişehir ilçesi Yat Limanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
notu değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesine yönelik teklifleriyle yat limanındaki yoğun yapılaşmaya ilave olarak yapı yoğunluğunun plan notuyla arttırılması hususunun Adnan Menderes Bulvarı'nın teknik altyapı dengesinin bozduğu, mevcut halde bile çok yoğun olan Adnan Menderes Bulvarı'nın trafiği felç hale getireceği, ayrıca plan notu değişikliğiyle mahkeme kararı ile iptal edilen yasal olmayan yapıların yasal hale getirilmeye çalışıldığı, bu hususun hiçbir şehircilik ilke ve esası ile örtüşmediğinden asla kabul edilemeyeceği, Büyükşehir Belediyesi'nin görüşü alınmadan bakanlıkça onaylandığı anlaşıldığından idaremize uygun bulunmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde okutuyorum. Tarsus ilçesi Yenice Atalar Mahallesi 307 ada 72 no'lu parsele ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 27.12.2019 tarihli 2019 Taksim 398E ve 2019 Taksim 1555K sayılı kararıyla dava konusu işleminin iptaline karar verilmiştir. İYUK'un 28. maddesi kapsamında işlem tahsis edilmesiyle ilgili teklif Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.03.2020 tarih ve 156 sayılı kararıyla İmar ve Bayındık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. Söz talebi. Bir saniye başkanım, devamı var. Özür dilerim, devam edelim. Dava konusu taşınmaza yönelik Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 342 kararıyla işlem tahsis edildiği anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 27.12.2019 tarih ve 2019 Taksim 398E ve 2019 Taksim 1555 K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmediğine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. İdaremiz aleyhine davacı Hatice Kuşça tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2019 Taksim 1338E sayılı dosyasıyla açılan davada Tapu'da Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli Mahallesi 956 ada 5 no'lu parselle kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararıyla kabul edilen Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Planı'na yapılan itirazın reddine dair Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararının parselle ilgili kısmının iptalinin talep ve dava edildiği davada Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 11.3.2020 tarih ve 2019 Taksim 1338'e 2020 Taksim 306K sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar veren mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesiyle ilgili teklif Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 272 sayılı son kararıyla İmar ve Bayındık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu'na müştekeren havale edilmiştir. Bir saniye başkanım. Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli Mahallesi 956 ada 5 parseli kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 135 kişi Taksim Haş konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 11.03.2020 tarih ve 2019 Taksim 1338E 2020 Taksim 306K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Mahallesi 224 ada 4 parseli kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 135 kişi
konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. Dönem Mahkemesi'nin 12.09.2019 tarih ve 2018/1693E, 2019/934K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok. Mut ilçesi Ortakoy Mahallesi 102 ada 153 ve 154 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin üst ölçekli imar planı kararları doğrultusunda ve ilgili kanun yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı anlaşıldığından idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 2875 ada 2 parselde idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/100000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kamusal fayda sağladığı anlaşıldığından kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Erdemli ilçesi muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Erdemli Belediye Meclisi'nin 02.03.2020 tarih ve 28 sayılı kararının da bahsi geçen Kumkuyu Tırtar 883 parselinin doğusunda kalan TR1 nolu trafo alanının idaresine geri kalan 5 adet trafo alanının idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Toroslar Belediye Meclisi'nin 07.07.2020 tarih ve 46 sayılı kararıyla onaylanan Mersin'de Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi 418 ada 119 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif planının 1/5000 ölçekli Nazım imar planı kararlarına mekansal planlar yapım yönetmeliğinin ek 1'de gösterimlerinde uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. 20 Şubat 2020 tarihi 31.045 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7.221 sayılı coğrafi bilgi sistemleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 13. maddesi doğrultusunda kas sayılarla ilgili ilçe belediyesince 2021 yılına kadar netleştirileceği anlaşıldığından Erdemli ilçesi Alata Mahallesi 311 ada 3 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin bu doğrultuda değerlendirilmek üzere idaresine iadesine komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 215 ada parsel ve çevresinin kısmen belediye hizmet alanı, kısmen mezarlık alanı olarak işaretlenmesine ilişkin idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Mahallesi 224 ada 7 parselde kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 135 kişi Taksim Bektar konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 14.05.2019 tarih ve 2018 Taksim 1694'e 2019 Taksim 456K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Mahallesi 224 adı 7 parselde kapsayan bölgenin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli çevre
düzenli planı revizyonunun 7-9 maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarihi ve 132 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 135 kişi taksim hektar konut alanı olarak planlandığı anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 11.07.2019 tarihi 2018 taksim 1101E, 2019 taksim 759K sayılı kararı gereğince yeni bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Mezit ilçesi Davultepe mahallesi sınırları içerisinde küçük sanayi sitesi yapılmasına yönelik kentsel servis alanı ve TC mahallesi kentsel gelişme alanına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.08.2017 tarih ve 8.25 sayılı kararı ile onaylı Mersin ili 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapılması ile ilgili teklif Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 290 sayılı ara kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. Mersin ile 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği teklifinin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarına uygun olduğu anlaşıldığından 5393 sayılı Belediye Kanunu 18C maddesi uyarınca kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mersin ili Mezit ilçesi küçük sanayi alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarih ve 291 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarına uygun olduğu ve kamu yararı içerdiği anlaşıldığından kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Söz konusu yatırımın kamu yararı içerdiği ve yatırımın proje yapım ve işletme safhasında karşılaşabilecek sorunları gidermek ve projeyi daha kısa sürede hayata geçirmek için kamu yararı kararının gerekli olduğu anlaşıldığından Mersin ili Mezitli ilçesi küçük sanayi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kamu yararı kararı alınmasının uygun olduğuna komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mezitli ilçesi Mezitli mahallesi 3715 parselin 170 kişi taksim hektar konut alanı işaretlenmesine dayanak oluşturan Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 15.05.2019 gün ve E 2018 taksim 852 2019 taksim 464K sayılı kararının Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dairesi'nin 26.02.2020 tarihi ve 2019 taksim 1547E 2020 taksim 582K sayılı kararı ile kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından anılan Bölge İdare Mahkemesi kararı uyarınca Mezitli ilçesi Mezitli mahallesi 3715 parseli mevcut yapılaşma hakları göz önünde bulundurularak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda rekreatif alan olarak planlanmasına komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyor. Mezitli 1. etap Davultepe 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına gelen itirazlar değerlendirilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2020 tarihi 282 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. Musa Mutlu'ya ait Mersin ili Mezitli ilçesi Davuttepe Mahallesi 304 ada bir parselin oğlu taşınmasına yönelik itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesine yapılacak imar uygulaması ile çözümlenecek bir konu olması nedeniyle reddine Ali Demir ve Yusuf Karakurt'a ait itirazın Mersin ili Mezitli ilçesi Davuttepe Mahallesi 494 ada iki parsele ilişkin kararın geçmişte yapılan imar uygulamaları göz önüne alınarak ekli paraflı kroküde görüldüğü şekliyle yeniden düzenlenmesinin kabulüne Mersin ili Mezitli ilçesi Davuttepe Mahallesi 497 ada bir nolu parsele yönelik kısmının geçmişte yapılan imar uygulamaları göz önüne alınarak söz konusu ada ve çevresinin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine yönelik yapılacak imar uygulaması kapsamında çözülebilmesi amacıyla ekli paraflı kroküde görüldüğü şekliyle yeniden düzenlenmesinin kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.
Söz talebi yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mezitli ikinci etap, Mezitli planlama bölgesi 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan gelen itirazlar değerlendirilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8-7-2020 tarihi ve 283 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu müştereken havale edilmiştir. Mezitli ikinci etap 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına gelen 129 adet teklifin itirazın değerlendirilmesi sonucunda 2-4-9-13-117-123 nolu itirazların kabulüne, 1-3-25-120-125 nolu itirazların kısmen kabulüne, geri kalan itirazların reddine, Mersin ikinci etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna gelen 6 adet itirazın değerlendirilmesi neticesinde 1 ve 5 nolu itirazların kabulüne, geri kalan itirazların reddine, Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli mahallesi 1027 ada bir parselin emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise resmi kurum alanı işaretlenmesi yönelik imar planı değişikliği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12-7-2019 tarihi ve 359 sayılı kararı ile onaylanmış olup söz konusu parselin bahsi geçen plan değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işaretlenmesine, kat yüksekliklerinin artırılması yönünde gerçekleşen farklı itiraz başvuruları göz önünde bulundurularak plan bütünlüğü ve eşitlik ilkesi gereğince ikinci çevre yolunun doğuda Vatan Caddesi ile batıda Kandak Deresi arasında kalan güzergahı boyunca yoldan cephe alan ilk yapı adalarının kat yüksekliğinin Y en çok 15 kat olarak belirlenmesine, Vatan Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Eski Mezitli Caddesi arasında kalan gelişme konut alanlarının kat yüksekliğinin Y en çok 15 kat olarak belirlenmesine, Vatan Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı'nın kuzey kesiminde devam eden güzergahında cephe alan ticaret konut kullanım kararı ile planlanmış olan yapı adalarının kat yüksekliğinin Y en çok 15 kat olarak belirlenmesine, Kalaköy'ün doğusunda Sanayi Caddesi'nin devamı niteliğindeki 25 metre en kesitli yolun doğu ve batısında kalan planda emsal 1.2 yapı yoğunlukta konut alanı olarak işaretlenen yapı adalarının kat yüksekliklerinin Y en çok 14 kat olarak belirlenmesine, tüm bu yukarıda bahsi geçen değişiklikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve planlara ilişkin belgelerin de revize edilmesine komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mezitli 3. etap 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu askı süresi içerisinde gelen toplam 180 adet itiraz değerlendirmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8-7-2020 tarihi ve 284 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilmiştir. Mezitli 3. etap 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına gelen 156 adet itirazın değerlendirilmesi sonucunda 8-9-10-11-23-25-26-35-74-83-115-120-150 nolu itirazların kabulüne, 3-18-24-28-33 nolu itirazların kısmen kabulüne, geri kalan itirazların reddine, Mezitli 3. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna gelen 24 adet itirazın değerlendirilmesi sonucunda tüm itirazların reddine, kat yüksekliklerinin artırılması yönünde gerçekleşen diğer planlama etaplarına gelen itiraz başvuruları da göz önünde bulundurularak plan bütünlüğü ve eşitlik ilkesi gereğince ikinci çevre yolunun kuzey cephesinde yer alan yapı adalarının kat yüksekliğinin Y en çok 15 kat olarak belirlenmesine, Vatan Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı'nın kuzey kesiminde devam eden güzergahından cephe olan ticaret konut kullanım kararı ile planlanmış olan yapı adalarının kat yüksekliğinin Y en çok 15 kat olarak belirlenmesine, tüm bu yukarıda bahsi geçen değişiklikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planlarla ilişkin belgelerin de revize edilmesine komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. 805 mahalle muhtarlıklarına 5393 sayılı belediye kanunu 9. maddesinin 3. bendine göre yeni bilgisayar takımı ile yazıcı alınması, alınmış ve alınacak olan bu bilgisayar takımı ve yazıcıların görev süresinin bitiminde yeni seçilen muhtarlar devredilmesi kaydıyla muhtarlıklara hibe olarak verilmesi ile ilgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.
edilmiştir. Söz talebi yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü Kutesi'nde bulunan 10.05.2005 tarih ve 04 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Bütçe İçi İşletme Kurulması kararı alınan Macit Özcan Spor ve Sosyal Tesis İşletmesi'nin faaliyetlerinin sonlandırılmamasına İlgili teklifte Çamlıbel ibaresinin sehven yazıldığı anlaşıldığından bunun düzeltilerek limanlar işletmeciliği bütçe içi işletmesinin kapatılmasına komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gelince hazırlanan 2019 yılı mali yılı Mersin Büyükşehir Belediyesi kesin hesabını içeren oluşturan cetvelerin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Şimdi burada bütçe görüşmelerinde yaptığımız gibi kesin hesap cetvelerinin oylamasında birinci maddeyi okutarak oylarınıza sunacağım. Her bir üyenin ismini okuyarak onların oyuna başvuracağız. Ancak daha sonraki maddelerde eğer fikir değiştiren yoksa isim ya da ad okuyarak oylamanın yerine direkt o maddeyi de kabul edilmiş sayacağız. Zamandan kazanmak için bunu yapacağız. Bu konuda söz talebi ya da itirazı olan var mı? Peki. Hayır, bana şurayı dediler. Birinci maddeyi. Hiçbir komisyon raporu oylanmadı. Ondan sonra geçecektir başkanım. Öncelikle okunan komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporunu kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi kesin hesap cetvellerinin oylanmasına geçiyoruz. Birinci maddeyi ad okuyarak oylarınıza sunuyorum. 01 Genel Kamu Hizmetleri 940 bütçeyle verilen ödenek 942.727.500, bütçe gideri toplamı 707.542.644.53. Vahap Seçer. Kabul. Abdullah Özyiğit. Kabul. Alparslan Ünüvar. Atsız Avşin Yılmaz, Ferhat Aktan, Haluk Bozdoğan, Hidayet Kılınç, İsmail Tepebağlı, Mustafa Çetinkaya, Muhammed Gültak, Mücahit Aktan, Mükerrem Tollu, Neşet Tarhan, Volkan Şeker, Abbas Çevik, Abdurrahman Yıldız, Ahmet Çetin, Ahmet Durak, Ahmet Gökulu, Ahmet Yalçın, Ahu Koşar, Ali Boltaç, Ali Deniz, Ali Dinsever, Ali Doğaner, Ali Tanrıverdi, Ali Uçça, Ali Uyan, Ali Yılmaz, Aysel Mavoğlu Öner, kabul. Bedri Dursun, Bedriye Kuş, Burak Parça, Bünyamin Önal, Duran Kara, Erdal Karan, Erden Doğruöz, Erhan Çontar, Fahrettin Kılınç, Gülcan Kış, Halit Çortul, Haluk Mutluay, kabul. Hasan Özalp Önal, Hasan Tüzün, Haşim Tuluk, Hayrettin Orgun, Hüseyin Yeşil, İsmail Yerlikaya, Kazım Kılınç, Kerim Şahin, Mahmut Tat, Mehmet Çelik, Mehmet Emin Kurt, Mehmet Semih Nane, Mehmet Topkara, Mehmet Yıldız, Mevlüt Ekmekçi, Mevlüt Ok, Muhittin Ertaş, Murat Sakıçoğlu, Mustafa Akın, Mustafa Umut Yılmaz, Nazım Çabuk, Osman Çöl, Osman Yasin, Özgür Emire, Rahmi İlik,
Sadık Altınok, Selahattin Arslan, Serhat Servet Dövenci, Tuncay Gökçel, Turhan Tuna, Ümran Timur, Ünzile Kuru, Yusuf Maksudi Duman, Yüksel Çelik, Yüksel Patır, Zafer Şahin Özturan, Zekeriya Özgür. İkinci maddeyi okutuyorum. 02 savunma hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 1.440.000. Fikir değişikliği yoksa ikinci maddeyi kabul edilmiş sayıyorum. Üçüncü maddeyi okutuyorum. 03 kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 11.674.000 bütçeyle verilen ödenek. Fikir değişikliği yok. Kabul sayıyorum. Diğer maddeyi okutuyorum. 04 ekonomik işler ve hizmetler bütçeyle verilen ödenek 549.622.000 bütçe gideri toplamı 350.583.416.31. Fikir değişikliği yok. Bu maddeyi de kabul sayıyorum. Çevre koruma hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 171.857.000 bütçe gideri toplamı 112.057.543.77. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Diğer madde yoktur. İSKAN ve Refah Toplum Refah Hizmetleri 504.895.500 bütçeyle verilen ödenek bütçe gideri toplamı 274.258.073.08. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Sağlık hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 15.612.000 bütçe gideri toplamı 8.478.666.09. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Dinlenme ve kültür ve din hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 21.982.000 bütçe gideri toplamı 10.283.343.076. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 35.190.000 bütçe gideri toplamı 21.862.376.09. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Giderleri toplamı 2.255.000.000 bütçe gideri toplamı 1.489.015.286.34. Devam edelim. Toplamını. 01 Genel Sekreterlik 01 Genel Kamu Hizmeti bütçeyle verilen ödenek 500.000 gerçekleşen gider toplamı 42.226.000 42.226.07. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Özel kalem genel kamu hizmetleri 15.000.000 bütçeyle verilen ödenek gerçekleşen gider toplamı 7.080.636.03. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı genel kamu hizmetleri 397.679.000 bütçeyle verilen ödenek gerçekleşen gider toplamı 248.030.185.72. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı genel kamu hizmetleri 317.899.000 bütçeyle verilen ödenek gerçekleşen gider toplamı 268.957.577.59. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı genel kamu hizmetleri 8.370.500 bütçeyle verilen ödenek gerçekleşen gider toplamı 10.164.615.58. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı genel kamu hizmetleri 257.000 bütçeyle verilen ödenek gerçekleşen gider toplamı 189.384.84. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı genel kamu hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 15.162.000 gerçekleşen gider toplamı 11.172.168.31. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İSKAN ve Toplum Refah Hizmetleri gerçekleşen gider toplamı 1.385.535.55. Fikir değişikliği yok. Kabul edilmiştir.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Genel Kamu Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 188.698.000, gerçekleşen gider toplamı 162.877.568.08 lira. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Diğer Yazı madde. İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Genel Kamu Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 500.000, gerçekleşen gider toplamı 384.611 lira 2 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 50.000, gerçekleşen gider toplamı 19.659 lira 34 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. İş Denetim Birimi Genel Kamu Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 52.000, gerçekleşen gider toplamı 5.891 lira 66 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Birinci Hukuk Müşavirliği Genel Kamu Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 3.354.000, gerçekleşen gider toplamı 2.116.758 lira 19 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 171.857.000, gerçekleşen gider toplamı 112.057.543 lira 77 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 42.294.000, gerçekleşen gider toplamı 22.835.836 lira 43 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Engelliler Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 1.270.000, gerçekleşen gider toplamı 198.379 lira 61 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 3.340.000, gerçekleşen gider toplamı 1.249.631 lira 26 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Fen İşleri Dairesi Başkanı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 338.266.500 lira, gerçekleşen gider toplamı 181.978.211 lira 18 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 20.820.000, gerçekleşen gider toplamı 1.975.227 lira 24 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. İşletme ve İştiraklar Dairesi Başkanı Ekonomik İşler ve Hizmetler bütçeyle verilen ödenek 22.108.000, gerçekleşen gider toplamı 13.582.175 lira 55 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. İtfaiye Dairesi Başkanı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 7.545.000, gerçekleşen gider toplam 1.626.115 lira 74 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 97.315.000, gerçekleşen gider toplamı 63.164.493 lira 91 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 2.860.000, gerçekleşen gider toplam 1.265.262 lira 90 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri, gerçekleşen gider toplamı 1.664.555 lira 56 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Yol, Yapım, Bakım, Onarım Dairesi Başkanı Ekonomik İşler ve Hizmetler bütçeyle verilen ödenek 394.665.000, gerçekleşen gider toplamı 270.137.543 lira 35 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 21.982.000, gerçekleşen gider toplamı 8.618.788 lira 20 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Sağlık Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 5.633.000, gerçekleşen gider toplamı 4.162.505 lira 5 kuruş. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 35.190.000, gerçekleşen gider toplamı 21.613.731 lira 84 kuruş.
Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanı Ekonomik İşleri ve Hizmetler bütçeyle verilen ödenek 14.410.000, gerçekleşen gider toplamı 3.243.095.94. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler bütçeyle verilen ödenek 118.439.000, gerçekleşen gider toplamı 62.238.721.96. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 8.709.000, gerçekleşen gider toplamı 4.117.781.43. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Zabıta Dairesi Başkanlığı Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri bütçeyle verilen ödenek 775.000, gerçekleşen gider toplamı 206.348.78. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, gerçekleşen gider toplamı 248.644.25. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Mezarlıklar Dairesi Başkanı İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, gerçekleşen gider toplamı 403.874.61. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Vergi gelirleri bütçeyle tahmin edilen toplam 31.083.000, net gelir tahsilatı 27.746.096.79. Fikir değiştiren yok, kabul edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçeyle tahmin edilen 115.245.000, net gelir tahsilatı 103.469.272.85. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler bütçeyle tahmin edilen 3 milyon, net gelir tahsilatı 1.209.344.97. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Diğer gelirler 1.661.696.000, bütçeyle tahmin edilen net gelir tahsilatı 1.287.641.359.42. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Sermaye gelirleri bütçeyle tahmin edilen 99.476.000. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. İç borçlanma 234.500.000, gerçekleşen 23.119.677.54. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Likidite amaçlı tutulan nakdi mevduat ve menkul kıymetlerde değişiklik öngörülen 110 milyon, gerçekleşen 146.542.641.10. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Dönem varlıklar 622.030.325.44. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Duran varlıklar 2.393.440.703.86. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynaklar 889.614.093.09. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 1.120.527.174.44. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Öz kaynaklar 1.005.329.761.77. Fikir değişikliği yok, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz meclisimize. Şimdi idareden gelen konular maddemize geçiyoruz. Birinci maddeyi okutuyorum. Mersin Büyükşehir Belediye'miz iştiraki olan Mersin Büyükşehir Kültür, Sanat, Bilim, Ulaşım, Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 2020 yıl içerisinde yapacağı olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına... Birinci madde... İdaresinden geleni mi okuyacağız? 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ihtisas komisyonları ile ilgili 15. maddesinde Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilecek en az 5, en çok 9 kişiden oluşan ihtisas komisyonuna kurulabilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonlarının kurulması zorunludur.
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesinde ihtisas komisyonlarının bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararına belirlenir. Hükümleri yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarihli ve E5887 sayılı yazısı ile koronavirüs salgını sebebiyle meclis toplantının sınırının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenmesi istenilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarihli ve E78185 sayılı yazısı ile 2019 yılı Nisan ayı toplantısında bir yıl görev yapmak üzere seçilen İhtisas Komisyonu üyelerinin koronavirüs salgını sebebiyle meclislerin toplanamamasından bahiste yapılacak ilk toplantıya kadar görevlerinde devam etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Belediyemiz meclisinde 16 adet İhtisas Komisyonu bulunmakta olup komisyonlar 7'şer üye ile temsil edilmektedir. Bu nedenle ihtisas komisyonlarının 7 üyeden oluşturulması CHP 3, MHP 3, AKP 1 üye ile temsil edilerek AK Parti 1 üye ile temsil edilerek işare oylamayla seçilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesinde belirlenen meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için aynı kanunun 39. maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 miktarında huzur hakkı ödenmesi hususlarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesini arz ve teklif ederim. Evet, parti gruplarında isimler geldi. Listelerini verdiler AK Parti ve MHP. Evet. Şimdi sadece AK Parti vermedi, CHP verdi, MHP verdi. Biz de Mevlüt isim ver. AK Parti isim istesin. Silinmiş burada tekrar. Boş liste gönderdiniz. Biz boş listeleri kabul etmiyoruz. Sesli duymak istiyorum. Tamam, ekleyelim. Şuradan. Plan bütçeye. Hemen Zafer Bey'i okuyalım AK Parti'den sırasıyla. Evet. Efendim başkanım. Evet. Okuyayım mı? Evet. Tamam. Kabul edenlere iki imar komisyonu. Peki bunu... Tamam, şu eklemeyi yapayım. Evet. Plan bütçeyi... Mehmet Bey'e bir kitap verin, sizin okuma yazmanız şimdi yok Mehmet. Şimdi siz güzel okudunuz başkanım az önce meclisin çalışma usulü ve esaslarıyla ilgili. Bu maddelerde kafam karıştı biraz, o kitap ne yazıyor orada bir okusanız iyi güzel Mehmet olacak. Mehmet Bey'e bir kitap verin, gözlüğü yoksa gözlük de verelim. Orada yerinde incelesin. Senin okuma yazman yok Mehmet Bey. Zaman zaman hatırlatma yapmak iyidir. Tamam. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür derler eski Türkçe'de. AK Parti üyesini ekleyelim başkanım. Evet. Efendim? Tamam. Plan Bütçe Komisyonu'na AK Parti üyesi Zafer Şahin Özturan. Hepsini birden okusam bana bir liste versene. Komplesini. Tamam. Tamam.
Şöyle yapacağız. Komisyon üyelerinin isimlerini okutacağız. Hemen oylarınıza sunacağız. Evet. Liste yok. Devam edelim. Ekranda görüldüğü gibi Plan Bütçe Komisyonu'nu başkanım oylayabilirsiniz. Yok mu? Okuyalım mı? Önümde yok. Okuyayım hocam. Evet. Muhittin Ertaş, liste Abdurrahman yapmış. Yıldız, Haşim Tuluk, Mehmet Topkara, Ali Usça, Hayrettin Orgun, Zafer Şahin Özturan. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunu siz direkt yok mu burada? Yok, AK Parti'yi ekleyelim. Devamlı ekleyeceğiz evet. Bunu. Tarıma AK Parti üyesini ekleyelim. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu AK Parti üyesi Ali Yılmaz. Bunu direkt ekleyin altına. Tamam biz ekleyelim. Direkt ben burayı okuyayım ona göre. Şeyden imar komisyonundan devam et istersen. Bir sırayla tamam. Bunu oylayalım başkanım. Ne bunlara geçsinler? Geçsinler ona tamam, sonra öyle. Geçsinler öyle okuyun. Kitapta ne yazıyor okudunuz mu Mehmet Bey? Gözlük verdim. Kitabı da verdim. Mikrofonu da versinler. Kitap orada. Yok değil. Yazdık mı? Tamam mıyız? Siz de son dakikaya bırakmışsınız Mevlüt Bey. Hayır, hayır. Biz daha bile karar veremediniz herhalde. Neyiz? Ben sabırlı insanım, bekliyorum. Hazır olan yok mu? Şey ekrana yansımadı. Benim yansımadı. Buraya da yansısa ben buradan da okuyabilirim. Tamamız. Plan ve Bütçe Komisyonu'nu oyladık. Şimdi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerini okutup oylarınıza sunacağım. Buyurun Haluk Bey. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri Zekeriya Özgür, Gülcan Kış, Abbas Çevik, Mahmut Tat, Rahmi İlik, Ahmet Durak, İsmail Yerlikaya. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer Çevre ve Maddi Sağlık yok. Komisyonu üyeleri Özgür Emire, Tuncay Gökçel, Erden Doğruöz, Mustafa Akın, Osman Çöl, Turhan Tuna, Mevlüt Ekmekçi. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok. Eğitim, diyor. Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri Murat Sakuçoğlu, Ali Boltaç, Haşim Tuluk, Kazım Kılınç, Burak Parça, Duran Kara, Mehmet Emin Kurt. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Ulaşım Komisyonu üyeleri Hasan Özalp Önal, Bedri Dursun, Muhittin Ertaş, Bünyamin Önel, Mehmet Çelik, Haluk Mutluay, Halit Çortul. Ulaşım Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yoktur. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Mustafa Umut Yılmaz, Erdal Karan, Ali Doğaner, Osman Çöl, Ahmet Yalçın, Nazım Çabuk, Ali Yılmaz.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Engelliler Komisyonu, Ünzile Kuru, Ümran Timur, Özgür Emire, Mustafa Akın, Mehmet Çelik, Haluk Mutluay, Halit Çortul. Engelliler Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Amatör Spora Destek Komisyonu, Murat Sakuçoğlu, Tuncay Gökçel, Hasan Özalp Önel, Hayrettin Orgun, Turhan Tuna, Yusuf Maksudi Duman, Mevlüt Ekmekçi. Amatör Spora Destek Komisyonu'nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer komisyon üyelerine okuyorum. Temizlik Komisyonu, Haşim Tuluk, Ahmet Gökulu, Mustafa Umut Yılmaz, Ahmet Çetin, Osman Yasin, Duran Kara, Mevlüt Ok. Temizlik Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer komisyon üyelerine okuyorum. Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu, Ali Boltaç, Bedri Dursun, Erdal Karan, Rahmi İlik, Ahmet Durak, Kazım Kılınç, Hasan Tüzün. Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer komisyon üyelerine Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ünzile Kuru, Gülcan Kış, Ümran Tümur, Ahmet Yalçın, Yusuf Maksidi Duman, Rahmi İlik, Aysel Mavioğlu Öner. Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer komisyon üyelerini okutuyorum. Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu. Burada eksiklik var herhalde. Aşağı tabii. Devamı mı? Evet. Özgür Emire, Ali Boltaç, Ümran Timur, Turhan Tuna, Fahrettin Kılıç, Nazım Çabuk, Hüseyin Yeşil. Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu şirket hesaplarını inceleme komisyonu Ali Dinsever, Muhittin Ertaş, Erden Doğruoz, Mehmet Topkara, Ali Usça, Burak Parça, Hüseyin Yeşil. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu şirketlerin hesaplarını inceleme komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu, Ali Boltaç, Ahmet Gökulu, Haşim Tuluk, Mehmet Çelik, Ahmet Çetin, Osman Yasin, Mevlüt Ok. Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer komisyon üyelerine İşsizlikle Mücadele Komisyonu, Erdal Karan, Ali Doğaner, Murat Sakuçoğlu, Mahmut Tat, Bünyamin Önel, Ahmet Yalçın, Hasan Tüzün. İşsizlikle Mücadele Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu, Ali Dinsever, Erden Doğruöz, Abdurrahman Yıldız, Mehmet Topkara, Ahmet Durak, Nazım Çabuk, İsmail Yerlikaya. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve komisyon üyelerimizi tamamladık, seçtik. Hayırlı uğurlu olsun tüm gruplara, meclisimize, Mersin'imize. İkinci madde. Şimdi ikinci maddeyi okutuyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bünyesinde çalışmalarını yürütmekte olan Liman Vergi Dairesi, Uray Vergi Dairesi ve İstiklal Vergi Dairesi müdürlüklerinde 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 90. maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında görev yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasında üye seçilmektedir. Bundan böyle çalışmanın aksamaması için 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 90. maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında bir sonraki mahalli idareleri seçimlerine kadar görev yapmak üzere Liman Vergi Dairesi, Uray Vergi Dairesi ve İstiklal Vergi Dairesi için birer asil, birer yedek üyenin işari oylamayla seçilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Tamam. Okutup Liman Vergi Dairesi asıl üye Zafer Şahin Özturan, yedek üye Mevlüt Ok, Uray Vergi Dairesi asıl üye Ahmet Durak, yedek üye Mustafa Akın, İstiklal Vergi Dairesi asıl üye Binyamin Özel, yedek üye Hayrettin Orgun. Üyelerimizi dinlediniz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündeme eklenen konuların görüşülmesi maddemize geçiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye'miz iştiraki olan Mersin Büyükşehir Kültür, Sanat, Bilim, Ulaşım, Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 2020 yılı içerisinde yapacağı olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katılacak yetkilinin belirlenmesi için Belediye Başkanımız Sayın Mahap Seçer'e yetki verilmesi konusunun meclis gündemine alınması söz konusu şirketin ekte bulunan yazılarla istenmektedir. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Kültür, Sanat, Bilim, Ulaşım, Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 2020 yılı içerisinde yapacağı olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katılacak kişinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mahap Seçer tarafından belirlenmesi hususunun mecliste görüşülerek arz ve teklif ederim. Söz talebi. Bunu komisyona mı direkt burada da oylayabiliriz? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Diğer maddeye, gündem maddesine geçiyorum. Dilek ve temenniler bölümü. Söz talebi. Oy çokluğu nedeni? Oy çokluğu çekimser kalan arkadaşlar vardı. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek ve temenniler maddesine geçiyorum gündemimizin. Bu maddede söz almak isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. Buyurun Sayın Öner. Binyamin Bey'den başlayalım. Evet. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Komisyonda yeni seçilen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, geçen yıl 2019'un 3. ayın 31'inde sizler de bizler de Mersin'e hizmet etmek üzere göreve geldik ve çalışmaya başladık. Bu süre içerisinde zaman zaman ufak tartışmalar da olsa bu meclisin çok güzel konulara hizmet ettiğini, hizmete karar aldığını hep beraber şahit olduk. Ben birkaç konuya değinmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden beri Mersin'de esnaf ve sanatkarın 20 yıl, 25 yıldan beri sorunu olan bir sanayi sitesini sizin başkanlığınızda ve bu meclis komisyon üyelerine beraber, bürokratlarıyla beraber bugün %50'ye gelmiş Mersin'in en büyük hizmet görecek, hizmet alacak bir sanayi sitesinin problemini hep beraber çözdük, %50'sine geldik. İnşallah ileriki günlerde de %50'sini de çözeceğimize inanıyorum. Burada bu hizmette emeğe geçen Sayın Valimizden, Sayın Milletvekillerimizden, Bakanımızdan, gerek sivil toplum örgütü kuruluşlarından, gerekse bürokratlarımızdan, gerek meclisimizin tüm partili partisiz meclis üyesinden ve sizin şahsınızdan ben Mersin Esnaf Sanatkar adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün Mersin'e baktığımızda bir tek sanayine değil, işte Mersin Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarda Mersin'in 3500 sanayi sitesi dükkanına ihtiyaç olduğunu ama biz sadece 500'ünün Mezitli gibi bir yerde bunun inşallah önümüzdeki yıl temelini atacağız. Ama Mersin'in diğer bölgelerinde de kalkınmanın ana temeli olan sanayi sitesinin mutlaka yapılması ve devamının getirilmesi gerekir. Burada Sayın ben Mezitli Belediye Başkanımız Reşit Tahran'a ve Mezitli meclis üyelerine de bürokratlara da teşekkür ediyorum. İlk gittiğimizde bu sorunu söylediğimizde bizleri kabul etti, fikirlerimizi dinledi ve bu işin ilk başlangıcında temel taşında ilk harcı da onlar koydu. Onlara da ben Mersin Esnaf Sanatkar adına teşekkür ediyorum. Ama şunu bilmeliyiz ki bazı
yerlerde bazı arazi sahiplerinde yeterince de derdimizi anlatamadık. Narinciye bahçeleri sanki yok edilir gibi gösterildi. Ama ben hep şunu söyledim. Dedim ki Narinciye çok önemli ama Narinciye kadar da sanayi de önemli. Niçin sanayi önemli? Kalkınmanın bir şehrin ana temelinde küçük esnafla, sanatkarla başlayan ve ileride büyük fabrikaların temeli atılacak olan iş adamların gelişmesini temeli küçük sanayi sitesinde yatıyor. Ve bunu biz yıllardan beri de görüyoruz ve görmeye de devam ediyoruz. Onun için sanayi ve sitesinin mutlaka gelişen şehirlerde, illerde temel taşı olduğu, şehrin için çok önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Bundan dolayı şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Bizim esnaf ve sanatkar olarak ve Sayın Odalar Birliği Başkanımız Sedat Dinçer'in de önderliğinde 2021 yılında temel atmak, 2023 ya da 2024, biz iki yılı fazla geçeceğini zannetmiyorum, Mersin'imize, Mezitli'mize bu sarayı kazandırmayı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar geldiğimiz gibi bugünden sonra da birlik ve beraberlik içerisinde olursak kazandıracağımıza inanıyorum. Ama bunun yeterli olmadığını da bu şekilde dile getiriyorum. İnşallah ileriki günlerde yine çalışmalarımızda Sayın Mustafa Başkanım da, ekibine de ben teşekkür ediyorum. Ama diğer bölgelerde de Sayın Başkanım, diğer bölgelerde, Toroslar'da da, Akdeniz'de de bunun planlamasında mutlaka sanayiye yer ayırmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Onun için ben bir kez daha fazla sizi sıkmadan Mersin Esnaf Sanatkar adına şükranlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. İnşallah ileriki günlerinde de bu meclisin günü ve dönemi bitmeden bu sanayiyi de Mersin'e kazandırırız. Orada 500 dükkanı yaparız ve şehrin içindeki o pis görüntüyü, ses kirliliğini, görüntü kirliliğini de orada toplar ve orada da iyi bir İslam'la beraber hem halkımız hizmet görür hem de yarının tüccarlarını, yarının iş adamlarını, sanayicilerini de orada temel taşı oluşur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başka söz talebi? Buyurun Muhittin Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ihtisas komisyonlarına seçilen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, az evvel bütçe kesin hesabını tek tek oyladık, kabul edildi. Burada bir hususun dikkat çekmek istiyorum Sayın Başkanım. Oyladık ama bütçe kalemlerinde faiz giderleri diye bir kalem var. 2019 yılında sadece faizlere bu belediye 201 milyon lira para ödemiş. Yatırım gideri olarak da, yani yol, asfalt, kaldırım olarak da sadece 249 milyon lira para harcayabilmiş. Bu ödediğimiz yüksek faize bu meclisin bir çözüm olması gerekiyor. Faizlerin günümüzde aylık 0.8'lerde dolaştığı bir ortamda biz 2018 yılında aylık 2.5-2.6 üzerinde borçlanma yapmışız. Yani onun yıllık ortalaması 30'ları vuruyor. Bu meclisin bu faiz yükünden bu belediyeyi kurtarması gerekiyor. Buna dikkat çekmek istedim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Başka söz talebi? Buyurun Ali Bey. Sayın Tanrıverdi'ye verelim mikrofonu. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öyle çok teşekkür etmeyi sevmem ama başkanım, size bu sefer bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. At girmez diye bir yer var. İşte ta uç kenarda atın bile girmediği bir yer ki at girmez diye ifadelendirilmiş. Yıllardan beri bu bölge bir hizmet bekliyor. Çeşitli sözlere, vaatlere rağmen bugüne kadar o bölgeye hiçbir hizmet gitmemiş ne yazık ki. Ama Sayın Başkanım gitti.
Bizzat kendisi gitti. Önce kendisi gitti oraya. Atın girmediği yere gitti başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ve gitmenin de ötesinde, gitme çok şey değil, önemli değil. Önemli olan pratiğe dönüşmesidir. Sanıyorum iki gündür oraya atın girmediği yere makineler girmiş. Çok teşekkür ederiz. At girmeze hizmet götürdünüz, sağ olun, var olun diyorum. Dilerim ki geri kalmış bölgelerin hepsine bu hizmetler en iyi şekilde gider. Buna inanıyoruz, içtenlikle inanıyoruz. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Komisyonlara seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ama bir not da düşmek istiyoruz. Yani önemli olan burada temsilde adaletin sağlanması, herkesin kendisini rahatça ifade edebileceği demokrasinin gereğini yerine getirmektir. Meclisimiz eğer grubu bulunan siyasi partilere ve bağımsızlara eğer bunu esirgemeseydi, burada ismimizin olması veya olmaması çok önemli değildi herhangi bir komisyona yazılmak. Ama demokrasinin gereği olarak, temsilde adaletin gereği olarak, farklı seslerin kendilerini ifade etmesi gereği olarak keşke meclisimiz hoşgörüde bulunsaydı, bu ortamı da sağlasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Ama buna rağmen seçilen arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başka söz talebi? Ali Bey, buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, daire başkanlarımız, değerli izleyiciler. Sayın Başkanım, 8 Temmuz Çarşamba günü büyükşehirimizin yapmış olduğu meclis toplantısında Yenice mahallemiz ile ilgili çok önemli bir karar alındı. Sayın Başkanım, 2014'ten 2019'a kadar Yenice'de ne bir sanayici ne de oradaki vatandaşlar orada imar durumu olmadığından dolayı yatırımcılar hiçbir yatırım yapamadı. Vatandaşlar gerçekten kendi arsaları içerisinde bazı hakları olan değişikliği yapmak istiyorlardı. Ancak imar planı düzenlenmediği için yapılamadı. O dönemde biz de Tarsus'ta ısrarla ifade etmiştik. Bunu bozmayalım. Yenice'nin büyükşehir yasasından sonra hazırlamış olduğu imar planı iptal edilerek şöyle bir ifade kullanıldı. Ya biz bunu büyükşehire gönderelim. Büyükşehirle ilçe belediyesi birlikte bu düzenlemeyi yapar ise çok daha çabuk olur ve vatandaşlar adına oradaki sanayiciler adına da hızlı bir süreç olur. Evet, bu çok hızlı olur dediğimiz 2014'ten 2019 arasında olamadı. Size bu konuda imar komisyonundaki arkadaşlarımıza, imar komisyonu daire başkanlığımıza, ulaşım ve çevre sağlık da bu işin içerisindeydi. Komisyondaki arkadaşlarımızın hepsine, Yenice'deki vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten 1/1000 ölçekli imar planındaki yapılan itirazların hepsi uygun bir şekilde değerlendirildi ve şu anda da Yenice'de gerek sanayicilerimizin yatırımla ilgili ihtiyaçları, gerekse vatandaşların da bu konuda kendi düzenlemeleriyle ilgili çalışmaların önü açıldı. Yenice adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka söz talebi yok herhalde. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız genelde yapılan bazı çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Sadece Muhittin Bey geçen yıl bugün kabul ettiğimiz kesin hesaptaki faiz kaleminin yüksekliğinden söz ederek bu yükten belediyenin kurtulmasıyla ilgili meclisin yardımına ihtiyacımız olduğunu söyledi. Doğru söylüyor mutlaka. Biz de arzu etmiyoruz. Geçmiş dönemden devraldığımız yüksek
faiz yükünün biz de bir an önce ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Bunun tabii iki yöntem var. Günü geldiği zaman bunu ödeyeceksiniz ki ödüyoruz. Geçen yıl 201 milyon, bu yılda 197 milyon lira faiz ödeyeceğiz. Gelecek yılda bu kadar var. 2022'ye kadar da büyük devam edecek bizde. Zaten bu yüksek ödemeler bizim bütçemizde olumsuzluğa neden oluyor, işimizi güçleştiriyor. Bunun bir diğer yöntemi de eski borçlar üzerinden tekrar bir pazarlığa oturursunuz. Dersiniz ki ben bu borcumu ödeyeceğim, uzatmayacağım. Yeniden bir değerlendirme yaparlar. Ama bu parayı bulmanız lazım. Yani götürüp yatırmanız lazım. Böyle bir imkanı sağlayamıyoruz şu aşamada. Geçtiğimiz birleşimde de bu konu tartışıldı. Yeniden borçlanma. Hoş bizim referansımız borcu borçla kapatmak için bir borçlanma yetki talebi değildi. Zaten bütçede öngörülen borçlanma talebini meclisten talep ettik ama kabul görmedi. Bu tamamen yatırımlarla ilgiliydi. Ha borçlanma alamadık diye biz yatırımları yapmayacak mıyız? Elbette ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ama bu yatırımları yapacağız. Onu da belirtmek istiyorum. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde iklim değişir, Akdeniz olur, hepimiz gülümseriz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.